düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs mesajıyla başlıyoruz. Sosyal medyadan paylaştığı o mesajı seçmene 5 soru sordu. Devamında 28 Mayıs seçimini rekor bir oyla tamamlayacaklarını ifade etti. Milletimiz 14 Mayıs'ta iradesini beyan etti dedi. 28 Mayıs'ı işaret etti. Rekor bir oyla tamamlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum diyerek seslendi ve sorularını sıraladı. Seçimden önce bedava ev vaat edip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bu şahıstan millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı çarkçıya çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez dedi. Milletimiz 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, 28 Mayıs'ı işaret ederek aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimde %5,17 oy almıştı. İkinci turda hangi adayı destekleyeceği de merak ediliyordu. Kararını kendisi açıkladı. Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İlk turda yer alan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, %5,17'lik oy oranına ulaşınca ikinci tura kalamadı. Bu çerçevede Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusuydu. Oğan, kamera karşısına geçti ve o önemli açıklamayı yaptı. Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti. Hiçbir beklenti olmadan bu kararı aldıklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. 28 Mayıs seçimleri için görüşmeler sürüyor. Bugün AK Parti heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Ziyaret sonucunda Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları oldu. Liderler ikinci tur görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir görüşme yapıldı. 14 Mayıs'ta halk sandık başına gitti. 28. dönem milletvekilleri belirlendi ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Ata İttifakı ile görüşme trafiği sürüyor.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti. Kurtulmuş, göçmenler meselesinin ele alındığını belirtti. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Yani buradaki insanlar, Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla, sırtlarında bir denkleriyle, ayaklarında takınıyorlarıyla geldiler. Hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar, bombalardan kaçtılar, buraya geldiler. Ama bunun da bir istihbarat hattı var. Bunun da Türkiye'nin de yüklenebileceği bir sınır var. Dolayısıyla zaten epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Ümit Özdağ da açıklamalarda bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla şeklinde ifade edebilecek devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yarın saat 11'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin parti kararını duyuracağı belirtilmişti. İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay hazırlıkları için teşkilatlara talimat verdi. İYİ Parti 24-25 Haziran tarihlerinde kurultay yapacak. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura hazırlanıyor. Seçmen 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Millet İttifakı yenilgisinin ardından sahaya indi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İYİ Parti de sahada. Ancak ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha kaybetmesi durumunda Akşener'in masadan kalkacağı konuşuluyor. Bu söylentiler sürerken Meral Akşener kurultay kararı aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatı verildi. Akşener imzalı kurultay yazısında 3. olağan kurultayının 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm ifadesi yer aldı. Seçimlerin ilk turu geride kaldı. Gözler ikinci tur için 28 Mayıs'ta. Bu süreçte partilerden istifa haberleri geliyor. Öyle ki seçim öncesi Balıkesir'de DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları görevlerinden ayrıldı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor. Bu süreçte siyaset arenasında hareketlilik devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda milletvekili genel seçiminde parlamento üstünlüğü alma sevinci yaşanıyor. Öyle ki AK Parti'nin oy oranı %35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oranla 268 milletvekili çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi %10,07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Partisi %2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı. Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti mecliste çoğunluğu yakalayamadı. DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partili isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP meclise 169 milletvekili getirebildi. Bu kapsamda muhalefet kanadında gergin bir seçim çalışması başlatıldı. Süreç işlerken istifalar da kaçınılmaz oldu. Balıkesir'de DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül, DEVA Partisi'nin kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir ve DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Karani hem parti üyeliğinden hem de görevlerinden istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından açıkladı. Aydemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli kamuoyuna, kurucu il başkanı olduğum DEVA Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal da yaptığı paylaşımda, "Kurucusu olduğum Balıkesir Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimde yanımda olup tüm desteğini esirgemeyen teşkilatımıza, üyelerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl başkanlığından ve üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidecek. Aynı okul ve aynı sandıkta mı oy kullanılacak? Yeni seçmen bilgi kağıdına ihtiyaç duyulacak mı? Oy verme gününe ilişkin merak edilenler geliyor şimdi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçmen bir kez daha sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Seçmen bilgi kağıdı kaybedilmişse sandık numarasını e-devlet üzerinden öğrenmek mümkün. Seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan fotoğraflı resmi belgeyi yanında bulundurması yine zorunlu olacak. İkinci turda kullanılacak oy pusulasında sıralama değişmeyecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Haziran'da yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri de değişmeyecek. Tamam, o büyür oraya bırakacağım. Bırak oraya. Peki seçmen oy verme günü nelere dikkat edecek? Öncelikle seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullandıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verecek. Türkiye genelinde seçmenler saat 08 ile 17 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17'ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimliği tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçmenlerin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Oyun geçerli sayılması için tercih veya evet mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, oy pusulasının düzgün bir şekilde zarfa konulması gerekecek. Zarfa pusula dışında bir şey konulmayacak. Oy pusulasında tercih edilen Cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle tercih veya evet mührü basılması gerekecek. Seçmene oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir oy pusulası verilemeyecek. Seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için kapalı oy verme yerinde normal süreden fazla kalan seçmenler kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak. Oy kullandıktan sonra seçmenler zarfı sandığa atacak, sonrasında sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına da imzasını atacak. ...14 Mayıs seçimleri ilklere sahne olmuştu. Bir ilk daha yaşandı bu seçimde. Seçmen sayısı artmasına rağmen geçersiz oy sayısı azaldı. ...14 Mayıs seçimlerinde bir ilk daha yaşandı. Seçime katılım oranı arttı, geçersiz oy oranındaysa düşüş kaydedildi. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye sandığa gitti. Katılım oldukça yoğundu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimi oldu. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde 56.322.632 olan yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 14 Mayıs'taki son seçimde 60.721.745'e çıktı. 14 Mayıs'ta yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53.993.683'ü oy kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56.322.632 seçmenin 49.671.344'ü sandığa gitmişti. Seçmen sayısı bu kadar artmışken geçersiz oy kullanımında azalma yaşandı. 2018'deki yurt içi seçimlerinde 1.109.260 olan geçersiz oy sayısı 14 Mayıs seçiminde yurt içinde 1.020.749 oldu. Yurt içinde 2018 seçiminde %88,19 olan seçime katılma oranı 14 Mayıs seçiminde yurt içi için %88,92'ye çıktı. Yurt dışı seçiminde katılım %5 arttı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde yurt dışı sandıklarında 3.423.759 kayıtlı seçmenin 1.691.287'si oy kullandı. Böylece 2018 seçiminde %44,62 olarak hesaplanan yurt dışında seçime katılım oranı son seçimde %49,40'a çıktı. 2018 seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıklarında toplam 1.129.332 oy geçersiz sayılmıştı.
Bu rakam son seçimde kayıtlı ve sandığa giden seçmen sayılarındaki artışa rağmen 1.037.104 oldu. Seçime katılma oranı ise 2018'deki seçimlere göre düşük oranda artış gösterdi. 14 Mayıs seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıklarında toplam seçime katılım oranı %87,04 olarak hesaplandı. Bu oran 2018 seçiminde %86,24 olmuştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ikinci tur gezilerinde bu kez durağı Olur ve Oltu ilçeleri oldu. Muhtarlar ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Sekmen 28 Mayıs'taki seçimlere ilişkin mesaj verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci tur gezilerini Oltu ve Olur ilçeleriyle devam etti. Milletvekilimiz Sayın Mehmet Emin Özbeyefendi'ye sözü yapıyoruz. Başkan Sekmen'in ilk durağı Oltu oldu. Burada muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. 5 litrelik bidonla Başaköy'de su taşıyor. Kendisini dinleyenlere hitap eden Başkan Sekmen 28 Mayıs seçimine yönelik mesajlar verdi. Şimdi tabii arkadaşlar 28'inde öyle bir karar verelim ki artık bizim buralarda CHP'ye efendim öbür adama şuna buna oy çıkmaz. Ne yapacaklar? Belki ki oyumuzun tamamını Kılıçdaroğlu'na gidecek. Oltu'ya çağıracaklar bir çileyim var. Açıklamasının ardından vatandaşların taleplerini dinledi, yapılacak işleri not aldı. Oltu'dan sonra Olur'a geçti Başkan Sekmen. Burada da teşkilat mensupları ve muhtarlarla buluştu. 28 Mayıs'taki seçim için mesajını bu kez Olurlularla paylaştı. Arkadaşlarımız ifade ettiler. %80'e yakın bir oy almışız. Bunu niye %100 yapmayalım? Hem Erzurum'u hem Olur'u Erzurum'da belli bir yere taşıyalım. Hem de Erzurum'u Türkiye'de belli bir yere taşıyalım. Bizim de Ankara'ya gittiğimiz zaman elimiz kolumuz güçlü olsun. Başkan Sekmen AK Parti'nin oy kullanmak isteyen seçmene ulaşım kolaylığı tanıdığını Olur'da da hatırlattı. Adamın İstanbul'da oturuyor, oyu burada gelmemiş. Bunları hep beraber tespit edelim ve getirelim. Bir oy demeyelim. Çünkü bak bir oyu 5 yıllığımızı kurtaracağız. Bir de arkadaşlar bu yeni girdiğimiz Türkiye 100 yılını kurtaracağız. Sen başla biz de destekleriz. Tamam. Yapımına 4 yıl önce başlanan Erzurum Müzesi açılış için gün sayıyor. 11 bin metrekare alana kurulan müze Erzurum tarihini gözler önüne serecek. Erzurum Müzesi açılış için gün sayıyor. Binlerce yıllık kadim tarih. Erzurum buram buram tarih kokan şehirlerden biri. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı Erzurum. Tarihi birikimler 4 yıl önce inşasına başlanan Erzurum Müzesi'nde sergilenecek. Üç Gümbetler ve Çifte Minareli Medrese civarındaki Millet Bahçesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 11 bin metrekare kapalı alana inşa edilen iki katlı Erzurum Müzesi'ndeki çalışmalar da sona gelindi. Büyük bir müze. Müzemiz içinde Erzurum'un dip tarihinden yani ta Paleolitik dönemden başlayıp da Cumhuriyet dönemine kadar Erzurum'un tarihi gelişimini hem görsel tarihi eserlerle hem de dijital materyallerle sergileyerek bir sergi mantığı izledik. Müzede Erzurum'un Cumhuriyet tarihine kadar olan gelişimi, insanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili eski taş çağı döneminden eşi ve benzeri olmayan bulgu ve eserler görsel ve dijital materyallerle sergilenecek. Ateş yaklaşık 800 derece kadar çıkmak bir hafta. İlk çağdan başlayıp da günümüze kadar gelişimini safha safha gösterme imkanına sahibiz. Sadece eser bazında değil, dijital olarak da ve canlandırma olarak da gösterebiliyoruz. Bu da çok önemli. İçinde çocuk oyun alanı, kütüphane, laboratuvar, sinevizyon ve konferans salonları da bulunan müzenin yaz döneminde açılması planlanıyor.
Ataspor'u Cirit Erzurum'un vazgeçilmez sporları arasında yer alıyor. Kentteki takımlar şimdi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bazen yürekler ağza geliyor, bazen de heyecan doruğa çıkıyor. Atlı Cirit Erzurum'da vazgeçilmez atasporlarının başında geliyor. Türk tarihi boyunca at kültürün önemli bir parçası oldu. Atlı Cirit de Türklerin vazgeçemediği sporlar arasında yerini aldı. Cumhuriyet sonrası ilk Atlı Cirit Kulübü 1957'de Erzurum'da kuruldu. Sonrasında ise Erzincan, Bayburt, Ankara, Uşak, Manisa ve Malatya'da kulüpler kuruldu. Ve böylece Anadolu'da Atlı Cirit profesyonel bir şekilde icra edilmeye başlandı. Erzurum'da Atlı Cirit heyecanı hala tazeliğini koruyor. Kentte Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Biz Süper Lig olduğumuz için bizim için ta 9. ayda. Bölgesel elemeler büyük bir ihtimalle seçimden sonra başlayacak, şey yapacak. Bütün takımlar harıl harıl çalışıyor. Maçı ortada gidiyor şu anda. Onlar da bizim karşı rakipte arkadaşlarımız. Dostluk müsabakası yapıyoruz. Şu anda ortada gidiyor. Şu anda iyi. Acemi atlarımız var. Onları deniyoruz. Onları alıştırmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir güzel bir sezon bizi bekliyor. Güçlü rakipler var. Allah nasip ederse bu yıl iyi bir dereceyle bitirmek istiyoruz. Erzurumlular da hafta sonlarını Cirit müsabakalarını izleyerek değerlendiriyor. Melih Hatun vefatının yıl dönümünde saygıyla anıldı. İYİ Parti'den de bu nedenle bir paylaşım geldi. Sosyal medyada Nene Hatun'u andılar ama kendisini tanımıyor olacaklar ki Nene Hatun yerine milli mücadelenin kadın kahramanı Kara Fatma'yı kullandılar. Gösterdiği büyük kahramanlıkla Türk kadınının simgesi oldu. Nene Hatun ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldı. Dillerden düşmeyen cesaretiyle örnek olan Nene Hatun, 22 yaşında gencecik bir anneyken bebeğini bırakıp cepheye koşmuştu. Hayatının son dönemlerinde yılın annesi seçilen Nene Hatun anılırken İYİ Parti'den tepki çeken bir paylaşım geldi. İYİ Parti Nene Hatun'u ölüm yıl dönümünde yanlış bir fotoğrafla andı. Bu yanlışlıkla kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından Türk milletinin varlığı için hiç düşünmeden beşikteki bebeğini bırakıp Azizye savunmasına koşan Türk kadınının cesur yüreğinin fedakar temsilcilerinden Nene Hatun'u saygı ve rahmetle anıyoruz denildi. Ancak Nene Hatun yerine milli mücadelenin kadın kahramanı Kara Fatma görseli paylaşıldı. Hata üzerine kullanıcılar tepki gösterince görsel yenilendi. Bu defa Nene Hatun'un fotoğrafı kondu. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi operasyonlarında nokta atışları yapıyor. Bir operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde iletişim sorumlusuna yönelik operasyon düzenlendi. Gara'daki operasyonda terörist Emre Şahin etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK-KCK'nın iletişim ağı çökertildi. Sözde iletişim sorumlusu Gara'da etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde destan yazıyor. Her geçen gün sözde üst düzey teröristler etkisiz hale getiriliyor. Operasyonlara bir yenisi eklendi. MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan RODI kod adlı Emre Şahin'in Irak Gara'da olduğunu tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin ayrıca Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerinde çalışıyordu. Terörist Şahin, örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi. Operasyon tam da bu noktada başladı. MİT'in Gara'da görevli saha ajanları, Şahin'in faaliyet alanına sızmak için özel olarak görevlendirildi. Ajanlar, haberleşme altyapısına zarar verdi ve arızanın giderilmesi için Şahin'in görevlendirilmesini sağladı.
MİT, yaşanan arızayı gidermek için intikal eden Şahin'i ve korumasını nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. Terörist Emre Şahin, PKK-KCK özel güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün sözde iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak biliniyordu. Kırsal kadroya katılmadan önce terör örgütü PKK-KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Terörist Şahin, örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katıldı. O tarihten itibaren Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet gösterdi. Terörist Emre Şahin 2019 yılında Irak'a geçti. Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüttü. 2020 yılı itibariyle sözde özel güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdi, örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüttü. Milli İstihbarat Teşkilatı, son bir ay içinde DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin de aralarında bulunduğu 10 teröristi yurt dışında etkisiz hale getirdi. Yurt dışındaki operasyonlarda başarılı işlere imza atılmasında saha ajanları kilit role sahip. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri var, 29 Mayıs'ta ise okullar tatil olacak. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Devletlerimizmiş ve geleceğimizmiş. 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Öğretmenler idari izinli sayılacak. Yaz tatili ise 16 Haziran'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son duruma ilişkin konuştu. Bakan Özer, 28 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okulların tatil olacağını açıkladı. Özer, 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak. 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak. Öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak, dedi. Yaz tatiline ilişkin de açıklama yaptı Bakan Özer. 16 Haziran'da okulların kapanacağını söyledi. 16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık, dedi. Deprem bölgesindeki telafi eğitimlerine de değindi Milli Eğitim Bakanı. Toplamda 2 aylık bir telafi eğitimi verileceğini ifade etti. Bakan Özer, 1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık. 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil, istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içinde tamamlanma sözü vermişti. Deprem bölgesindeki kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Deprem bölgesindeki kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor. Örnek daireler tamamlandı. Burası depremin yıkıcı etkisini en fazla gösterdiği illerden biri olan Adıyaman. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443.600 metrekareli alana 3.034 kalıcı konut yapılıyor. Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılarak başlatılan konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Konutlar zemin artı 4 kat olarak planlandı. Tamamlanan örnek daireler de var. Bu da onlardan biri. 3 artı 1 olarak planlanan örnek dairede titiz bir çalışmanın yapıldığı görülüyor. Burası ise 6 Şubat depremlerinin yıktığı Gaziantep. İslahiye'deki kalıcı konutlar da hızla yükseliyor. İlçenin Kırıkçalı mahallesinde 2 ay önce temeli atılan 17 blok ve 394 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Kurban Bayramı'na kadar 15 blokta 360 dairenin kabı inşaatının bitirilmesinin planlandığı projede hummalı çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında 12 Nisan'da kabı inşaatı bitirilen blokta örnek daire hazırlandı. Dairenin bütün eksikleri tamamlandı. TOKİ'nin borcunu erken ödeyenler için düzenlediği %25 indirim kampanyası 18 Mayıs'ta sona erdi. Kampanyadan 27.012 kişi yararlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen %25 indirim kampanyasına başvurular tamamlandı.
satışları 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2021 sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcılarının yararlandığı kampanya 24 Nisan-18 Mayıs'ta yapıldı. Söz konusu kampanyada 25.356 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasında 1656 kişi ise kısmi ödeme yaparak %25 indirimden yararlandı. Buna göre kampanyadan toplam 27.012 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı. Kampanyaya katılanların %81,56'sı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapattı. İndirim kampanyasında TOKİ ile protokol imzalayan ve satışlara aracılık eden kamu bankalarınca konut kredisi kullandırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sondaj çalışmalarına ilişkin bir açıklaması oldu. Bir sonraki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var diye konuştu. Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü. Savunma sanayiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor. Yerli ve milli üretim anlayışıyla çalışmalar devam ederken özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi. Bu kapsamda yeraltı kaynakları keşfedilmeye başlandı. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı. En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezerviyle birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu. Gabar'daki keşfin ardından çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuya ilişkin açıklamaları oldu. Yeni sahalarda sondaj çalışmalarına başlanacağını bildiren Bakan Dönmez, Zonguldak açıklarında gaz arama faaliyetlerini sürdüğünü belirtti. Bakan Dönmez daha sonra Karadeniz gazı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Orada açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sonraki aşamada Doğu Karadeniz'e gireceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batıdan doğuya potansiyel görülen her yere girilecek dedi. Yunanistan'da seçim heyecanı yaşanıyor. Dün Yunan vatandaşları sandığa gitti. Başbakan Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlasa da tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamadığı için seçimler ikinci kez tekrarlanacak. Yunanistan'da Mitsotakis seçimi önde götürse de gerekli oyu bulamadığı için seçmenler ikinci kez sandığa gidecek. Yunanistan'da yapılan genel seçimin galibi Başbakan Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi oldu. Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyonu ise YDP'nin oldukça gerisinde kaldı. İlk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi oyların %40,8'ini aldı. Fakat tek başına hükümet kurabilmesi için gerekli olan %46 oranını tutturamadı. 300 üyeli Yunanistan parlamentosunda gerekli olan 151 sandalye sayısını elde edemedi. Milletvekili sayısı 145'te kaldı. Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamasa da 4 yıllık iktidar sürecinin ardından sandıktan oyunu artırarak çıktı. Bu durumda Mitsotakis'in önünde iki seçenek bulunuyor. Hükümet kurmak için gerekli 5 sandalyeyi sağlayacak bir koalisyona gitmek, ya da ikinci kez sandığa giderek birinci parti için öngörülen fazladan sandalyeleri alıp tek başına iktidar olmak. Mitsotakis, resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada sandıktan çıkan sonucu halkın güçlü bir istikrar istediği şeklinde yorumladı. Anayasanın öngördüğü koalisyon kurma sürecini yürüteceğini söyleyen Mitsotakis, yarından itibaren seçimler için çalışmalara başlıyoruz diyerek koalisyon sürecini başlamadan bitirmiş oldu. Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre sandıktan çıkan sonuçların herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermemesi koalisyonu beraberinde getiriyor. Koalisyon için uzlaşıya varılmaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5.950, yurt dışında ise 2.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. 2023 yılı kurban kesim bedeli yurt içinde 5.950, yurt dışında ise 2.750 TL oldu. İslam alemi 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Bu yılın yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelleri merak konusu olmuştu. Bayrama az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 5.950 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Yurt dışında ise bu bedel 2.750 TL olarak belirlendi. Ali Erbaş açıklamasında bağışların öncelikli olarak deprem bölgesine ulaştırılacağını ifade etti. Arıcılar baharda da umduğunu bulamadı. Yağışlar bal verimini düşürdü. Rekoltede %50 düşüş bekleniyor. Kış ayı kurak geçti. Bu durum arıcıları olumsuz etkiledi. Görüntüler Elazığ'dan. Yüzyıllardır bu bölgede çok ciddi manada büyük çapta ve büyük işletmelerle arıcılık yapılmaktadır. Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kış ayı kurak geçti. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de arıcılar oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı arılar kış uykusuna yatmadı ve bahara stresli girdi. Ancak son yıllarda özellikle küresel ısınmanın oluşturmuş olduğu iklim değişikliğiyle beraber bu bölgede arıcılarımız bitkiden ve floral yapıdan faydalanamamaktadır. Arıcıların tek ümidi baharın iyi geçmesiydi fakat o da olmadı. İstenilen yağışlar alındı. Doğa canlandı ama yağışların sürekli ve ani olması, havaların soğuk gitmesiyle birlikte arı nektarlı bitkilerden faydalanamadı. Kışı kötü geçiren arıcıların bahar ümidi ise yarıda kaldı. Doğa canlı ancak arılarımız nektarlı bitkilerden faydalanamadığı için şu anda baktığımız zaman yılın sonunda rekoltemizde çok ciddi manada düşüş görülecektir. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.